Kürtaj ve düşükten sonra gelen kan. Sual, kürtaj olan veya düşük yapan kadından gelen kan nifas mıdır? Cevap, düşüğün herhangi bir uzvu, mesela parmağı, tırnağı belliyse, bütün çocuk doğurmuş gibi olur. Gelen kan nifas olur. Eğer hiçbir yeri belli değilse nifas olmaz. Fakat üç gün veya daha fazla akarsa hayız olur eğer hayızdan kesileli 15 gün veya daha fazla olmuşsa böyledir. Eğer üç günden eksik kesilirse veya daha hayız kesileli 15 gün olmamışsa hayız değildir. Burun kanı gibidir. Namazını kılar ve orucunu tutar. İki adet arasında en az 15 gün temizlik hali olur. Kan en az 15 günlük temizlikten sonra gelip üç günden önce kesildiğinde namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar bekler. Sonra gusletmeden yalnızca abdest alıp o namazı kılar ve önce kılmadıklarını kaza eder. O namazı kıldıktan sonra kan yine gelirse namaz kılmaz. Yine kesilirse vaktin sonuna doğru abdest alıp o namazı kılar ve kılmadıklarını kaza eder. Üç gün tamam oluncaya kadar böyle yapar. Üç gün kan gelip normal adet süresinden önce kesildiğinde, namaz vakti sonuna kadar bekler, kan görmezse gusledip o namazı kılar. Kılmadıklarını kaza etmez. Normal adet zamanı geçinceye kadar bekler. Sual, erken dönemde yani ilk 2-3 ay içinde görülen düşüklerde, yani bebeğin başı vesaire belli değilken meydana gelen düşüklerde görülen kanamanın ne olduğu ve namaz, oruç gibi hususlarda nasıl hareket edileceğini ayrıntılarıyla belirtir misiniz? Cevap Nifas olmadığı için burundan akan kan gibidir. Kadın, hanefi ise her namaz vaktinde abdest alması gerekir. Çünkü özürlüdür. Orucunu tutar. Malikiyi taklit ederse özür kanı abdestini bozmaz. Yani sabahki abdestiyle yatsıyı kılabilir. Tabi abdesti bozan başka şey olmamışsa böyledir. Sual: Karnı yarılıp çocuğu alınan kadından gelen kan nifas mı? Cevap: Evet, nifastır. Ameliyat kanı ayrıdır.